Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki hava operasyonları sonrası bölge halkı ülkeyi terk etmenin yolunu arıyor. Çatışmalardan kaçmayı başaranların ilk durağı ise Türkiye sınırı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteci krizinde yardım sözlerini tutmayan Avrupa Birliği'ni eleştirdi, kapıları açarız uyarısı yaptı. Birlik bu kapsamda Türkiye'ye 3 milyar euro vereceğini duyurmuştu. Edirne'den insanları otobüslere bindirdik, tekrar geri çevirdik. Ama bu bir olur, iki olur. Ondan sonra da kusura bakmayın, biz de kapıları açarız, hadi hayırlı yolculuklar deriz. Yoğun bombardıman altındaki Halep'ten kaçan binlerce kişi Türkiye'ye giriş yapmak için Öncü Pınar kapısına akın etti. Son dönemde Halep'ten kaçan 2000 kişi ise sınırın Suriye tarafındaki Atma kampına sığındı. Esad rejiminin şiddetli operasyonları ve Rusya uçaklarının Halep'in batısındaki köyleri vurması sonucu bu kadar insan evlerini terk edip yollara düştü. Suriye'deki çatışmaların başlamasından bu yana 2 milyondan fazla mülteci Türkiye'ye giriş yaptı. Yaklaşık 35 bin kişi ise sınır hatlarında bekliyor.